ölücüsün. Ha işte bu. Bir dakika. Hangi cinsiyetten hoşlandığın ile başlayalım. Ay çok ikisini birden işaretleyemiyorum. O ne diyor? Seksist, iğrenç bir sitedir abi. Ben kendimi böyle tanımlamak istemiyorum. İnanılmaz. Mal varlığı denince akla ilk araba gelir. Peki senin araban var mı? Var baby. Bir mağazaya girdim ve uzun zamandır almak istediğim bir kıyafeti gördüm. Yarın %50 indirime gelecek ama senin istediğin bedenden tek bir tane kalmış. Alırım. Peki özel bir günde güzel bir yemek için şık bir restorandasın. Baş vermeden önce menüden yemeklerin fiyatına bakar mısın? Bakarım abi. Bunlardan hangisini harcama yaparken parayı acımazsın? Yiyecek. Tatil. Niye bir tane seçtiriyorsun? Taksi, eğlence, alkol, yiyecek. Büyük ikramiye sana isabet etsin abi, lütfen dürüstçe cevap ver. Bir daha kimse yüzümü göremez. Kimseye çaktırmam. Ailemin haberi olur. Yatırım yaparım abi, ne yapayım? Ne sıklıkla dışarıda yemek yediğini öğrenebilir miyiz? Her gün, haftada birkaç kere, ayda birkaç, haftada birkaç. Kariyer basamaklarında yükselmek için her şeyi yaparım. Umrumda olmaz. Umrumda olmaz. Cevap vermeden önce biraz düşün. Eline yüklü bir miktar para geçti, nasıl değerlendirir? İş kurarım ben ya. Son olarak para senin zihninde aşağıdakine hangi resmi çağrıştırıyor? Amına kodum çocuğu. Bununla bu aynı. Bu ne demek? Bu ne? Aranızda bunu parayla bağdaştıran var mı? Ha, kaygılı düşünceli. Ha. Niye küçük kız çocuğu? Zengin bir kız çocuğu bu. Anlamadım. Bu ne peki? Bu Berkay'ın annesiyle babasını dikizlediği sahne mi? Bu ne? Oh yeah. Yancam'ın fan club. Devamına koyayım. Para senin zihninde. Para huzur ya. Da huzur 2 tane. Whatever. Sayamayacağın kadar çok paran olacak. Bravo. 20 yıl sonra evlerin, arabaların ve bankada yüklü bir hesabın olacak. Neye göre? Oğlum zaten zengin olan insanların tıklayacağı şeylere tıklattırdı bana. Dur, Can Yaman fan club'ı merak ettim. WhatsApp'ta Can Yaman'ı tavlayabilecekmiş. Ne diyorsun sen ya? Siktir git, gerçekten mi ya? Can Yaman çevir. Merhaba kaslı yarim, nasılsın? Hiç halimizi soran yok vallahi, ne yapıyorsun? Dünkü partiden sonra kendine gelebildin mi? Seni geçen botumla görüşerek konuşmuştuk, beni hatırladın mı? Gel. Gelmedi. Dünkü parti. Salak mı bu? Ne bu? Bunu mu seçti? Dünkü partiden sonra kendine gelebildin mi? Arkadaşlar IQ'm düşüyor. O ne diyor seviyesine düştüm şu an. Yani ben dedim ki geçen Bodrum'da güneşlenirken görmüştüm, konuşmuştuk, beni hatırladın mı dedim. Bana dedi ki yalan söyleme amına koduğum, nerede Bodrum'da görüyorsun sen Can Yaman'ı dedi. Ama partiyi kabul etti. Yani diyor ki o ne diyor? Kim hazırlıyor kuzum bunları? He? Ne bu? Onu diyor editör Ebru Çiftçi. Ebru Çiftçi'nin diğer muhteşem işlerine bakabilir miyiz ya? Bakalım mı abi? Masubaşı namaz kılmayı bıraktım mı? 125 bin nafaka etmiyor gibi. What the fuck is this? WhatsApp'ta seni tamlayacak kişinin ismini söylüyoruz. Yavrum sen ne yapıyorsun? Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Cinsiyetim Kıvanç Tatlıtuğ. Yaşını da söyler misin? Amına bile korum ya. Getir. Şöyle bakalım, daha önce hiç eski sevgilinden gece vakti uyudun mu mesajı aldın mı? Niye eski sevgilimle böyle muhabbetimiz var ki? Buna da tıklayalım da para kazansınlar. Ananı sikiyim. Peki sosyal medyadan tanıştığın biriyle hiç sevgili oldun mu? Oldum. WhatsApp'ta profil fotoğrafını herkes görebiliyor mu? Görüyor ama yok. Herhangi birine mesaj attığın çevrimçi olmasına rağmen sırf sana dönme diye trip attığın oldu mu? Ne diyorsunuz ya? Peki arkadaşlarınla hiç WhatsApp'ta görüntülü konuştuğunuz oldu mu? O bu kimler için yapılmış? Neandertaller için mi? WhatsApp bunun için kullanılmıyor mu zaten? Yani... Evet. Sence eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı kalınmaz mı? Eğer kötü şekilde ayrılık yaşanmamışsa... Heh? Bunun sonu kalınırla bitmesi lazım. Ay ne sağ... Aa kafam gidiyor. Daha önce sana karşı olan hislerini WhatsApp'ta itiraf eden oldu. Ya bu ne? He. Kim yazdı? Pelin yazdı. Canım ne haber diyerek mi yazdı? Seni WhatsApp'ta tanıyacak kişinin ismi Pelin. Vallahi bu kişiden bu mesaj. Hayatımdan tek bir Pelin var. Onun da son attığı mesajı okumak istiyorum sizlere. Ben okuyorum. Caho doğum günün kutlu olsun, 31 kere maşallah. Pekvan Hanım, Pekvan Hanım. Bir dakika, Ebru'nun bu muhteşem içeriklerine devam edelim. Senin psikolojini bozacak kişinin burcunu söylüyoruz. Ananı sikiyim. Cinsiyetini söyler misin? Tor'um ben, Tor. Yaşını söyle. Aa, ananı sikiyim. Hiç değişmiyor lan şablon. Oha, buradan para basıyorlar. Söyle bakalım, daha önce hiç hayatında psikoloji bozup çıkan biri oldu mu? Oğlum resmi bari 12P bulmasaydınız. Hayır ya. Aa, bir dakika şunu. İmkansız. Reklamımız çalışmıyor salak. Peki bu işlerin insanın karakterini etkilediğine gerçekten inanır musun? Abi hiç, kesinlikle. Senin için ideal sevgili de olmazsa olmaz nedir? Daha farklı, koca bir yarrak arıyorum. Peki aşık olduğunda sen de gözünü kör edenlerden misin? Kafa bile atarım insanlara. Peki kendi burcunun ne olduğunu söyler misin? Yay. Daha önce hiç... Daha... Gifte kaldım. Daha önce hiç doğum haritana yıldız var. Ay ben ama o kadar da değil. Evet. Şu anki psikolojik duruma 5 üzerinden bir puan versen bu kadar 5 çok iyi. Amınak. Devam. Ve son olarak sevgilinle birlikte bir film izleyecek olsanız hangisini tercih ederdin? Ben kiminle izlediğim önemli değil. Ben bilim kurgu izliyorum genelde. Yengeç. Karım yengeç. Ayrılık çanları çalar abi. O ne diyorsun bu testinden sonra? Ayrılık çanları çalar abi. Ben bu kadınla daha fazla aynı evde kalamam. Ben bu kadınla daha fazla aynı evde kalamam. Yani o ne diyor bana, diyor ki yengeç birisi diyor senin psikolojinin amına koyacak diyor. Boşanma davası. Avukatıma bunu versem geçerli bir sebep sayılır mı? Tamam. Abi anlaşarak ayrılırız. Evi hanıma bırakırım. Ben ceketimi alır çıkarım yani. Çünkü çok riskli şu anda. Şu andan itibaren çok riskli. Bu kadınla daha fazla aynı yerde kalamam. Can Yaman'ı sevmeyen 13 ünlü tam liste. Seven 13 ünlü yapsalardı onu doldurmak daha zor. Instagram DM'den sana girecek ünlüyü söylüyoruz. Ananı sikeyim, hayatım değişiyor şu an. İlk olarak cinsiyetini öğrenir misiniz? Göğüs kıllı çocuğum ben. Yaşını söyler misin? Oh, 25-34. Söyle bakalım, daha önce Instagram'da tanışıp flört ettiğin biri oldu mu? Oldu. Kim para kazanılır mı ya oyun oynayarak? Oha shit. Peki bu ünlülerin hangisinin konserine gitmek isterdin? Oh yeah. Arar buluruz izini. Ya niye hep yazıyor bu kız? Bu niye Oh yeah. Can Yaman'ı sevmeyen 13 ünlü tam liste. Dur şuna bakacağım. Ne kadar orospu çocuğusunuz. Bunu şimdi yanlış. Rp Özgür. Bunu yanlış adam attım. Bunu Holmes'e falan atman lazım. Bir dakika, gerginlik devam ediyor. Farmakoloji çalışıyorsun, aklını almıyor. Kardeşim o ne diyor, testi çöz. Instagram'da kaç takipçin olduğunu söyle. 1000 üstü. Peki daha önce herhangi birine DM'den mesaj attın mı? Her gün. Ya bu ne? Bu ne? Bu Geldik yine ımlara. Her an Instagram story'den paylaşanlar mısın? Yok, arada bir. Fotoğraflara Photoshop yapıp biri tarafından fark edildi oldu mu? Yani Photoshop yaptığımızı, fotoğraflara Photoshop yaptığımızı önceden kabul ediyoruz. Yani fark edildi mi diye soruyor. Yani bunların dünyasında herkes yapıyor galiba. Hayır canım öyle bir şey. Bu ünlülerden hangisinin kendi Instagram hesabını seninle birlikte fotoğrafını paylaşmasını isterdin? Kıvanç Tatlıtuğ'umuz var abi, delikanlı adam, ben seviyorum. Ben seviyorum. Mesela Aleyna Tilki ile fotoğrafım çıksa tuvalet kağıdını boynuma sarar intihar ederdim. Ve son olarak Instagram'da eski sevgilini takip ediyorum. Bu kim? ...8.6 milyon takipçi. Kim? Can Yaman'ın partneri. Can Yaman'ın dizisindeki diğer oyuncu. 2 oyuncu mu bunların dizileri? Böyle mi? 8.6 milyon takipçisi var. Ben tanımıyorum bir tek galiba. Libidosu yüksek dediği partneri bu mu? Tamam da ben kafam çok karıştı. Bu algoritma bozuk yani. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'dan yürüdüm. Bir dakika, erkek olduğum için mi bana böyle yaptı? Tamam da ben gayim abi. Niye böyle oldu şimdi? Ben Kıvanç'tan yürüdüm. Bana Can Yaman partneri verdi. Yazıyı okuyalım abi. Evet, okuyalım. Vay vay vay, sana Instagram DM'den mesaj atacak ünlü Demet Özdemir. Erkenci Kuş dizisiyle son zamanların yükselen isimlerinden olan ve sempatikliğiyle kendine hayranlık nasıl son zaman 100 milyon takipçisi var. Instagram'ı da aktif bir şekilde kullanıyor. Bir gün senin hesabına denk gelecek ve mesaj atacak. Buna kendini hazırlasan iyi olur. Mesajında ise naver yakışıklı yazacak. Artık sonrasını sana bırakıyoruz. Güzel sohbetler diliyorum. Şimdi bu kız bana yazmazsa ben o ne diyor ya dava açabiliyor muyum? Cancım bekliyorum yazmış Bilge. Ananı sikiyim. Serenay Sarıkaya utangaç şifa. Ananı sikiyim. Oh yeah. Şu dehşete düşenler değil mi? Bunlar böyle IQ'su 75 üstü olan her insan buna tıkladı değil mi? Dehşete düşenler topluluğu değil mi bu abi? Şu an dehşete düştüm yani. Şu sayfadaki her şey beni dehşete düşürüyor. Survivor yarışmacısı Didem Ceren vibratörünü öperek kadına şiddeti protesto ettiği görüntü. Aa, bu hanım şey değil mi ya? Vajinasını bleachleten, bleach vurduruyordu vajinaya. O mu bu? Vajina bleaching. Cam dildo. Oğlum ne kötü hayatlar var lan. Bir manada. Oğlum ben yani bak şu kadını gördüğüm zaman mesela aklıma gelen ilk şey vajinasını bleachlet diye oluyor. Cam değil, benim de cam dildom var ya. Sosyal IQ puanın kaç? Peki sosyal IQ puanı şeyinde Sherlock Holmes'u göstermeleri, sosyal IQ'su neredeyse sıfır olan adam. Ha, ne diyorsun chat? Düştü mü IQ'lar? Ananı avradını sikeyim ya. Cinsiyetini seçer misin? Dişleri çok güzel adamım ben. Yaşını seç. 25-34 abi. Oyunlarla aran nasıl? Geliyorum. Bak oyun yoksa ben yokum. Her gün 8 saat PUBG Mobile'ım var. Soyut kavramlarla aran iyi midir? Yani cinlerle iyi anlaşıyoruz. Evet. Arkadaşlarımla buluşma organizasyonunu sen mi ayarlarsın? Yani genellikle beni çağırırlar, ben giderim. Sence sayısal hafızam mı daha iyi, görsel mi? İkisi de. Herhangi bir şeye odaklanman gerektiğinde problem yaşıyor musun? Hayır. İki sevgilin ve arkadaşlarına sık kavga eder misin? Hayır. Son olarak bunlardan hangisi senin ilk tercihin olur? Para, aşk, dost. Ya zirvede olunca dostun çok olmuyor abi. Dostluk lazım. Sınırdasın. Sınırda çıktım. Kanka olmayanı işaretledim. Para var, aşk var, dostluk yok. Dur, birisi ölücü testi atmıştı. Ölücü testi nerede? Aa, atıyorum chat'e. Dur ruh ikizin hangi... Dur ölücüsün dursun bir dakika. YouTuber ilgimi çekti son anda. Evet, hangi Türk YouTuber? Senin için rüya meslek hangisi? YouTuber'lık? Ya anlatınızı sikeyim ama ya. Oğlum dünyanın en kötü içeriği ödüllerinden yok mu bunların bir ödül alması ya? Yani YouTuber'larla ilgili şey yapıyorsun, YouTuber'lık koymuyorsun. Niye koymuyorsun ki? Hayır, Gubarcı bugün mutlusun Gubarcı. Bugün mutlusun sen. Bitti. Tamam abi, gurme olmak istiyorum. İnternetten çok neye vakit harcıyorsun? Twitch'te insanları izlemeye. Kanka şu an YouTuber ruh ikizimi arıyorum. Ya bu soruya nasıl cevap verebilirim ki? Şu an içinde bulunduğun durumu en güzel ifade... Ananı sikeyim ya. Tamam, sağ ol. Türkiye'deki en zeki 1000 insanın arasına gireceğini düşünebilir. Tabi lan. Şimdi bir dizi seçmeni istiyoruz. İkinci bahar hepsini siker bunların. Bir şehir seçmeni istiyoruz şimdi de. Buralar çok zorlaşıyor. Tokyo. En çok hangi tip sinirini bozar? Cahil pezemekler. Bir renk seç. Mavi. Son sorumuza geldik. Hangisi senin gerçek? Aile. Yeni bilgi. İntipanda çıktı. Gördünüz mü? Adam gibi adama adamlar çıkar. Evet, güler yüzlü, kibar anlayışlı bir insansın önce. Kibar anlayışlı. Hem kibar hem anlayışlı değil, kibar anlayışlı. Babacan tavrını gören herkes seninle oturup iki çift laf atmıyor. Her zaman güvenilir biri olduğu için insanlar zor zamanlarında yanına koşuyor. Çevrendekiler her zaman mükemmel tavsiyeler vermek zorunda da değilsin. Onları dinlemen bile yetiyor. Pandaya kötü tavsiye veriyorum. Cinsiyetini seçer misin? Sakalı güzel adamım ben. Yaşını da seç. Seçtim amına koyayım. Çocukluğun en nasıl bir çocukmuş? Kavgacı, şımarık, sakin, yaramaz kız. Ay ne bileyim ayol. Bir dakika. Bir saniye. Şansımı denedim. Anın sikim çıktı. Peki bunlardan hangisi okuldaki? Sürekli dersi kaynatan. O benim ya. Öğretmen yalakası olan. Bunu öğretmen yalakası orospu çocuklar bile tik atmaz buna ha. Amına koyduk. Senin en büyük zaafın hangisi olabilir? Para, aile, sevgi, aile. İndirimleri takip eder misin? Sikimde olmaz. Sence ikinci el eşyaları satın almak mantıklı mı? Dünyanın en mantıklı şeyi. Bu soruya doğru cevap vermeni istiyoruz. Aramızda kalacak, merak etme. Senin için cimri diyorlar, doğru mu bu? Evet diyorlar, öyleyim de. Son olarak çok sinirli bir insan mısın? En sakin. Ne çıktım abi? Galaksinin en ölücü insanı. Nasıl böyle bir şey çıktı ya? Ben bu siteye Facebook'la mı giriş yaptım? Abi indirim sikimde olmaz dedim. Aile dedim. Ders kaynattım. Ölücü çıktım ya.